Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 3. yılıydı. Bir yıl önce Bedir Savaşı olmuştu. Müminler Bedir'de Mekke müşriklerini zelil etmişlerdi. Kibirle geliyorlardı, kibirleri dalga dalgaydı. Neredeyse yeryüzünün en güçlü ordusu olduğunu zannediyorlardı. Böyle bir havayla geliyorlardı. Bu gelenler Mekke müşrik ordusuydu. Hicaz diyarında böyle bir ordu yok gibiydi. Hep bu duyuş ve düşünüş içindeydiler. Hele hele Müslümanlar ne kadar zayıftılar. Bir avuçtular. Onları tepeleyip geçivereceklerdi. Onları çiğneyip geçeceklerdi. Bedir'e böyle görkemli duygularla geliyorlardı Mekke müşrik ordusu. Heyhat, bir avuç mümin tam bir destan yazıyordu. Gelen Mekke ordusunu şoke ediyordu. Savaş, Bedir savaşı 5-6 saat kadar dahi sürmüyordu. Müşrik ordu tam bir bozguna uğruyordu. Bedir'den kaçıyordu. Mekke'ye kaçıyorlardı. İzzetle gelmişlerdi ama tam bir zillet içine düşmüşlerdi. Şimdi hicretin 3. yılıydı. Mekke tam bir yıldır kaynıyordu. Öfkeyle kaynıyordu. Bedir'de yenilmenin öfkesiyle, acısıyla kaynıyordu. Bedir'in intikamı alınmalıydı. Bedir'in intikamı alınacaktı. Müslümanlara hatleri bildirilecekti. Müslümanlara yenilginin dayanılmaz acısı tattırılacaktı. Hazreti Sa'd radıyallahu anh Peygamber Efendimizle beraberdi. Sahabe-i kiramın bir hassasiyeti vardı. O hassasiyet Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yalnız baş başa olmayı her biri çok arzu ederlerdi. Çok isterlerdi. Onunla beraber olmak ne büyük bir devletti, ne büyük bir saadetti. Sevgiliyle beraber olmak en büyük nimetti, en büyük imkandı. Onun şerefli arkadaşları onunla beraber olduklarında gönül dünyalarında olanları olduğu gibi açarlardı. Onunla beraber olmak en emin iklimle beraber olmaktı. Gönlün dalga dalga açılacağı iklimde olmak demekti. Onların her biri gönül dünyasında ne varsa, ne söyleyecekse, ne talep edecekse, hangi konuda dua isteyecekse olduğu gibi söylerlerdi, olduğu gibi açılırlardı. Şimdi Hazreti Sa'd radıyallahu anh Peygamber Efendimizle beraberdi. Baş başaydılar. Hazreti Sa'd bunu fırsat biliyor, bu zamanı değerlendiriyordu. Talebini şöyle dile getiriyordu. Ey Allah'ın Resulü, bana dua eder misin? Benim de dualarım kabul olsun. El-Mucib olan Allahu Teala katında kabul görsün. Ellerim ilahi dergaha açıldığında boş dönmesin diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Sa'd, temiz, helal şeyler ye. Duası kabul olunan kimselerden olursun. Muhammed'in canını kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, kişi haram bir lokma midesine indirir de bu sebepten 40 gün duası kabul olunmaz. Hangi kulun bedeni haram, murdar ve faizden büyüyüp gelişirse ateş ona daha layıktır buyurdular. Peygamber Efendimiz önce duanın ana zeminini öğretiyordu. Kalbin kıvamını öğretiyordu. Haram yeme, haram lokma kalbin kıvamını bozuyordu. Kalbin dengesini kaybettiriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce dikkatleri bu zemine çekiyordu. Kalbin arı duru olmasına,
haram yememeye, haram giymemeye, haramlardan uzak olmaya dikkatleri çekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Sa'd'ın isteğini yerine getiriyordu. Rahman-ı Rahim'e kalbini ve ellerini kaldırıyordu. Allah'ım, Sa'd'ın dualarını boş çevirme. Sen Sa'd'ın dualarına icabet et. O dua ettiği zaman duasını kabul buyur Allah'ım. Hazreti Sa'd'ın dualarının kabul için Rabb-i Rahim'e niyaz ediyor, dualar ediyordu Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiramın en belirgin bir özelliği vardı. Onlar hayatlarının merkezine duayı koymuşlardı. Onlar yatarken, kalkarken ve bütün işlerinde daima dua ederlerdi. Duymuşlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Sa'd'ın dualarının kabulü için dua ettiğini duymuşlardı. Niceleri gelirdi, ya Sa'd, bana dua eder misin? Ne olur dualarına beni de ortak eyle derlerdi. Hicretin 3. yılıydı. Mekke müşrik ordusu Medine üzerine yürüyordu. Bedir'in intikamını alacaklardı. Kinle, dalga dalga, öfkeyle gelen bir orduydu. Peygamber Efendimiz gelen ordunun haberini almışlardı. Hemen şerefli arkadaşlarını topladılar, istişare ettiler ve karar verdiler. Savaş Uhud Dağı'nın eteğinde yapılacaktı. Müminler 700 kişiydiler. Gelen Mekke müşrik ordusu 3000 dolaylarındaydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusunu yerleştiriyordu. Önce okçuları Ayneyn tepesine yerleştiriyordu. Sonra Uhud Dağı'nın eteğinde ordusuna savaş düzeni aldırıyordu. Savaş başlamak üzereydi. Hazreti Abdullah bin Caş Hazreti Sa'd'ı arıyordu. Nihayet bulabilmişti. İyice yanına yaklaşıyordu. Bu iki yiğit adam birbirlerinin candan dostlarıydı, arkadaşlarıydı. Hazreti Abdullah, ya Sa'd diyordu. Gel, sana diyeceklerim var. Hazreti Sa'd geliyor ve Hazreti Abdullah Sa'd'ın elinden tutuyordu. Bir kayanın arkasına götürüyordu. Hazreti Abdullah, ya Sa'd, biraz sonra harp başlayacak. Gel önce sen bir dua et, ben amin diyeyim. Sonra ben bir dua edeyim, sen amin de, olur mu diyordu. Hazreti Sa'd tamam diyordu ve Hazreti Sa'd dua ediyordu. Allah'ım, biraz sonra savaş başlayacak. Ne olur benim karşıma güçlü bir düşman askeri çıkar. Ben onunla çarpışayım, o da benimle çarpışsın. Sonra ben onu öldüreyim. Üzerindekileri ganimet olarak alayım. Ve bu halde Resulullah'ın yanına varayım. Başımdan geçenleri ona anlatayım, onu memnun edeyim. Hazreti Abdullah, Hazreti Sa'd'ın duasına gönülden amin diyordu. Şimdi dua sırası Hazreti Abdullah bin Cahş'a gelmişti. Şöyle dua ediyordu: Allah'ım, biraz sonra harp başlayacak. Ben de Sa'd'ın dediği gibi kuvvetli bir düşman askeri istiyorum. Onunla savaşayım, o da benimle savaşsın. Ama sonunda o beni öldürsün ve yıllardır hasretini çektiğim şehadete beni kavuştur. Sonra benim bedenimde müsle yapsın, kulağımı, gözümü, burnumu kessin, oysun. Sonra ey Rabbim, sen bana, ey Abdullah, ne yaptın sana verdiğim azarları diye sorduğunda, ben sana diyeyim ki, ya Rabbi, sen verdin ama ben kullanamadım. Ben onları kirlettim, günahlarla kararttım. O halde senin huzuruna gelmeye haya ettim. Ve günahlarımın bir kefareti olarak Uhud'da, senin peygamberinin sancağının selameti uğruna feda ettim. Sen de bana doğru söyledin diyerek beni affedip katına alasın diye niyaz ediyordu. Hazreti Sa'd gönülsüz amin diyordu. Ve Sa'd şunu söylüyordu: vallahi Uhud savaşının sonunda ben de duama, o da duasına kavuşmuştu. O şehitler kervanına çoktan katılmıştı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.